Sessiz ölüm diye. Merhabalar. Şehir Hepimizin programında yeniden birlikteyiz. Bugün 4 kişiyiz, kalabalığız. Sevgili Hüseyin Kahvecioğlu ile birlikte bugünkü programı modere etmeye devam edeceğiz. Biraz açık mimarlıktan kopya çekiyoruz. Kapadokya üzerine konuşacağız. Olağanüstü yeni gelişmeler var. Sürekli hafta sonu gezileri, seminerler, etkinlikler, festivaller. Kapadokya üzerine bir sürü yeni yayınlar var, haberler var, balonlarla geziler var. Bütün bu canlı ortamın içinde mimarlıkla ilgili neler oluyor? Farklı yaklaşımlar, yeni üretimler, yeni dokunuşlar neler diye iki sevdiğimiz meslektaşımızla, arkadaşımızla konuşacağız. Sevgili Aslı Özbay, sevgili Ömer Selçukbaz, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle mimarlık dışından dostlar için, izleyiciler için biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii, memnuniyetle. Ben mimarım. Restorasyon işiyle uğraşıyorum uzunca bir süredir ve aşağı yukarı 15 yıldır Kapadokya'da mimarlık yapıyorum. Bunun son 7 senesinde projesini yaptığım işleri aynı zamanda uygulamakta da olduğum için kendimi artık Kapadokyalı sayıyorum. Kapadokya'da zamanının çok büyük çoğunluğunu uygulama ve projeyle geçiren bir mimar olarak bulunuyorum. Çok mutluyum. Çok dünyanın en özel yerlerinden birinde yaşıyor ve çalışıyor olmanın ayrıcalığını yaşadığımı düşünüyorum. İnşallah sizi de hissettirmeye çalışacağım onun ne olduğunu. Harika, sevgilim. Ömer Selçukbaz ben. Ben de mimarım. Tesadüf. aşağı yukarı 10 yıldır, 12 yıldır İstanbul'da Yalın Mimarlık bünyesinde kurucu ortağım aynı zamanda. Serbest mimarlık yapıyorum. Yarışma yapıyorsun. Evet, yarışmalarda yer alıyorum. Aynı zamanda pratik mimarlık yapıyorum. Orta ölçekli bir mimarlık büromuz var Anadolu Hisarı'nda. Kapadokya'yla da böyle bir aşağı yukarı 7-8 yıl öncesinde tanışma fırsatı buldum. Ama 2 yıl kadardır da bilfiil bir çok zorlu bir müze projesinin içerisinde bulundum. Sanırım bu yüzden davet edildim buraya. Aslında Kapadokya'da mimarlık yapmak, Kapadokya gibi olağanüstü başka türlü bir coğrafyada değil mi? Çok şiirsel bir coğrafyada, ezberleri bozan bir coğrafyada mimarlık yapmak, mimar olmak nasıl bir duygu sevgili Aslı? Çok zorlayıcı ve çok öğretici bir duygu. Benim çok büyük bir şansım. Uçhisar'da böyle küllerinden yeniden ayağa kaldırılan Argos in Kapadokya isimli bir otelin vesilesiyle bir köyün dönüşümü projesinin içinde yer alıyor olmam. Belki görselleri de alabiliriz jirecideki arkadaşlardan rica edersek. Aslı Özbay'ın olağanüstü görselleri vardı. Belki onlarla da başlayabiliriz fonda. Evet, geldiler. Bu otel yöneticisi arkadaşlarımızın içinden köy geçen otel dedikleri ve öyle olmasına çok özen gösterilen işleyişi de kamusallığını kaybetmemesine, köy duygusunu yitirmemesine çok özen gösterilen bir uygulama ve işletme alanı Argos in Kapadokya. Çok büyük bir sabır ve tutkuyla 96 yılından beri sürmekte olan bir iş. Dolayısıyla ben ekibin son 7 yıldır üyesiyim. Mimarlıkla işlerini bayrağı tutuyorum ve hep adını andığımız işin başında 8 yıl boyunca bize mihmandarlık eden Turgut Cansever'in izlerini takip etmekte olduğumuz, söylemlerini takip etmekte olduğumuz ve mekanın ruhunu koruyarak bir dönüşüm yapmaya gayret ettiğimiz bir uygulama Argos in Kapadokya. Hala devam ediyor. Önümüzdeki 5-6 yıl o köyün eski bir mahallesinin kenarında, sağında, solunda, üstünde, altında şu anda hali hazırda işlemekte olan bölüme ilavelerle eklenecek olan, büyüyecek olan bir büyük otel yerleşkesi diyelim. İşte görsellerde bir miktar görünüyor. Kapadokya'da böyle bir işi yapmak için mimarlık adına bize öğretilen her şeyi
bir kenara koyup bir daha düşünmek gerekiyor. Çünkü tarihi içinde 3000 yıllık bir yeraltı yerleşkesinde zaten oyulu olan bir izler silsilesinin, üst katmanları yok edilmiş bir izler silsilesinin nasıl tamamlanması gerektiği üzerinden düşünmeyi gerektiriyor. Ne statiği bildiğimiz statik, ne mekaniği bildiğimiz mekanik, mimarisi zaten bildiğimiz bir mimari değil. Dolayısıyla çok kendine has ama her şey üzerine tarih, kültür, yaşam, sosyoloji, ekonomi, tarım, kır, kent çok boyutlu düşünmemizi sağlayan ve dolayısıyla hani ruhani olarak bir mimarın çok mutlu olarak içinde yer alacağı bir yerde yaşıyoruz. Aslı Özbay'ın gözündeki ışığın nedeni bu ortam, bu çalışma ortamı olsa gerek. Bu aslında meslek insanı olarak da muhtemelen çok öğretici, eğitici çok, bir süreç. Tabii, çok. Yani şöyle diyeyim, ilk yıllarda çok kazık yedim ben bir projeye teklif vermeye yeltendiğim zaman. Hani bizim Mimarlar Odası'nın formatları vardır, metrekaresi bellidir, işte kategorisi bellidir. Ona göre mal sahibi sizden bir iş ister. Burada öyle bir şey yok. Burada proje iş bittikten sonra bitiyor. İş bitene kadar o kadar çok dönüştürmeniz gerekebiliyor ki. Çünkü bir miktar tabii Uçhisar'la da ilgili bir durum. Çünkü Uçhisar yok edilmiş. 60'lı yıllarda afet alanı ilan edildikten sonra sökülerek taş ocağı diye kullanılmış ve yok edilmiş bir köy aslında. Hafriyat alanına çevrilmiş bir köy. Biraz o nedenle. Biz şimdi her boşalttığımız, her temizlediğimiz mekanın içinden kiliseler, bezirhaneler, tüneller, işte şapeller buluyoruz. Dolayısıyla her yeni bulduğumuz durum başta öngörmeye çalıştığımız fonksiyona yeni ekler olarak, yeni girdiler olarak giriyor falan. Altta çok organik bir mekanın üzerine rasyonel küplerin oturtulduğu bir ilginç bir konsepti var Kapadokya mimarlığının. Mağaranın içine sabah girdiğinizde başka türlü bir ışıkla karşılaşıyorsunuz. Akşam girdiğinizde başka türlü. Dolayısıyla mekanın iç biçimlenmesini bile mekan size vaaz ediyor aslında. İşin yıpranmışlık, strüktürel sağlamlaştırma boyutları var falan. Çok öğretici gerçekten. Ve tarih içinde insanın aslında ne kadar nokta bir durumda olduğunu böyle gayet damardan hissetmesine vesile oluyor. Çok çok kendine has bir yer Kapadokya. Yani çok bilinmeye değer, hala daha çok bakir alanları olan, öğrenilmeyi çok hak eden bir yer. Peki bu 7 yıl Argos'un Kapadokya ile başladı ve sürecek gibi görünüyor. Ama bildiğim kadarıyla Uçhisar ve Kapadokya yavaş yavaş bütün ilgi alanının haline de geldi diyebiliriz. Çünkü vezirhane buluşmaları veya bir takım etkinliklerle aslında sadece bir projeyi inşa etmek ve sürdürmek değil, yani bütün Uçhisar'ın veya Kapadokya'nın neredeyse bütün meselelerine de uzanan bir, ne diyelim, aktivist hal de var. Yani aslında durum çok fazla benle ilgili değil, bendeki bu fıtratı keşfeden iyi bir patrona sahip olmakla ilgili. Yani Kapadokya dinler çeşitliliğinin, kültürünün, dinlerin, hümanist kaynaklarının o kadar olduğu, entelektüel olarak da o kadar aslında derinlemesine değeri olan bir yer ki, bunları bilen insanlarla birlikte çalıştığımız zaman ve bunları konuştuğumuz zaman Kapadokya'yı da bu tür konuları konuşmanın, tartışmanın yeri haline getirmek gibi istekler doğuyor. Biz bunları zaten yapmayı seven bir meslek grubuyuz. Bir de işi yapan, işveren, hadi yapsanız o zaman dediği zaman işte biz Arkitera ile aşağı yukarı 7 senedir çok sayıda, daha çok tabii kent ve mimarlık temalı buluşmalar organize ettik. Bezirhane buluşmaları adı altında. Arkitera bir mimarlık portalı. Evet, bir Arkitera mimarlık ortamının çok iyi tanıdığı, kent mekanında kalite konusuna hassas bir ekip mimar tarafından yönetilen, Kapadokya'yı görüp değerini hemen kavrayan, dolayısıyla böyle bir imkan olduğu zaman da bu konuda destek olmaktan geri kalmayan meslektaşlarımız ve
Biz işte sizlerin de zaman zaman konuğumuz olduğunuz birçok buluşmaya ön ayak olduk. Şimdi yeni bir valimiz ve yeni bir rektörümüz var bölgede. Bize çok umut veren sohbetler yapıyoruz birlikte. Bu bezirhane buluşmalarını biraz daha kent ve mimarlık kapsamının dışına çıkarıp daha tarih, sosyoloji, felsefe, dinler tarihi konularına da sokarak o buluşmaları sürdüreceğiz, devam edeceğiz. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. Valimiz bölgenin bütün meseleleriyle ilgili kendisini neyi ne zaman aktarsak çok hızlı duyarlılık gösteren ve çok hızlı harekete geçiren mekanizmaları bir vali. Dolayısıyla çok mutluyuz hani onun bu duyarlılıklarıyla bir arada yaşayabiliyor olmaktan. Aslında tabii kentle ilgili ve mimarlıkla ilgili bir şey yapmaya çalıştığınızda yerel yönetici veya diğer tabii, paydaşlar... Tabii. Çok kritik önemli, derecede önemli. Hem motive olmanız açısından hem de yapılmak istenen işin gerçekleşmesini sağlamak açısından. Uçhisar'ın belediye başkanı da bu anlamda çok bence çok öncü bir işe imza attı. Uçhisar'ın kadınlarının turizm ekonomisine katılmasını sağlamak için, sosyal hayatın içine daha fazla yer almalarını sağlamak için boşalmış iki eski köy okulunu onlara tahsis eden bir proje yapmak talebiyle önümüze kadın geldi. Evi projesi. Kadın evi projesi. Biz tabii çok sevinerek restorasyonuna ilgi gösterdik. Çok büyük bir şans eseri o günlerde Argos'in Kapadokya'nın ortaklığını çok yeni almış olan Doğuş grubunun lideri Ferit Bey'e sunduk konuyu. O da sağ olsun hiçbir şeyden çekinmedi. Hemen maddi desteği verdi. Bu vesileyle Uçhisar'da aslında hem Kapadokya hem de belki Türkiye'ye pilot proje olacak nitelikte bir kadın eli projesi ortaya çıktı. Şu anda 70 küsür tane kadın, bunların 25-30 tanesi her gün orada çalışıyor. Bir kısmı kadrolu. Kendi restoranlarını işleten, el emeklerini, ürünlerini dükkanlarında satan, bir işlikleri olan, böyle kocaman bir masada her gün yapraklar saran, mantılar kapatan böyle bir imece ortamının olduğu ve bunun yanında da eğitim programları alan bir herkesin gittiği zaman çok mutlu olduğu, samimi, gerçekten köyde bir evde ağırlandığınızı hissettiren bir yeri işletiyorlar. İşte böyle böyle hani kamu yönetimi, yatırımcılar, teknik insanlar ortak paydalarda buluştukları zaman insanı mutlu eden sonuçlara varılabiliyor. Çok da zaman almayabiliyor. Olağanüstü. Peki bütün bu zengin Uçhisar ortamında, Kapadokya ortamında Ömer Selçuk Baz ne yapıyor? Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Aslı uzun zamandır Kapadokya'yı tanıyor. Mimar olarak orada bulunuyor ve bazı üretimler yapıyor. Açıkça söylemek gerekirse Kapadokya'da turist olarak bulunmak çok daha konforlu mimar olarak bulunmaktan benim için. Çünkü aşağı yukarı 2 yıl önce, biraz önce bahsettiğim gibi bu müze projesiyle alakalı Kapadokya'yla mesleki bir zeminde nasıl ilişki kurulur? Bu problemin içine girmek durumunda kaldık. Yani şunu açıklıkla söylemem lazım ki çok hoş bir karşılaşma olmadı bizim için. Çünkü zorlayıcı bir karşılaşma. Evet, yani şöyle söyleyeyim. Yani bütün mimarlar mimari kavramlar üzerine biraz düşünürler. Mimarlıklarında bunun üzerine oturtmaya çalışırlar ama Kapadokya öyle tuhaf bir yer ki bildiğiniz bütün bu argümanları ve şablonları test edebileceğiniz ve aslında bunların çoğu zaman bunun üzerine nasıl da oturmadığını ve uymadığını böyle alenen görebileceğiniz tuhaf bir turnusol kağıdı. İnanılmaz bir bütün coğrafya. Mesleki formatlarımızı alt üst ediyor. Evet, yani doğru olduğunu düşündüğünüz ve aslında hep yapa geldiğiniz davranış şekillerini, şablonlarını tekrar tekrar üzerine bir daha düşünmek zorunda kaldığınız bir yer. Bir konu aslında birçok mecradan girebilirim bunun içerisine. Bence yani üzerine konuşulması gereken özellikle mimarlık ortamı sadece Türkiye'de değil, uluslararası ortamda da son zamanlarda böyle sıkça tepelediği bu yer, yani place mevzusu için
aslında çok iyi bir zemin Kapadokya. Onun dışında aslında bu son zamanlarda özellikle mimarlık üretiminin hız üzerine, hızlı üretmek ve bunun sonucu olarak aslında bütün bu bulunduğumuz, bu belki bu stüdyoya da gelirken geçtiğimiz sokakta, bütün Büyükdere Caddesi'nde de karşılaştığımız aslında hız, hızlı üretim, o üretimin getirdiği işte birlikte bir sanayileşme ve mimarlık üretiminin başka bir mecraya doğru kayması mevzusunu konuşmak üzere Kapadokya. Çok iyi bir mecra ve aynı zamanda zaman dediğimiz şeyin nasıl coğrafyadan coğrafyaya akıcı ve değişken olabileceği ile ilgili fikri de tekrar test etmek için iyi bir zemin. Şöyle ki bir kere insan eliyle üretilmiş mekanları olağanüstülüğünü ve sıra dışılığını bir kenara koyalım. Coğrafyanın kendisi çok hayret edebileceğiniz bir zemin sunuyor size. Zaten bütün aslında olgunun kendisi bir volkanik hareketten sonra doğanın aşındırması, neredeyse tek bir ton ve dokuda ışığın farklı gölgelerle ve dokularla sizi tekrar yönlendirdiği inanılmaz bir coğrafya. Bu coğrafya demin söylediğim bu yer fikrini, yani nerede duruyor? Çünkü mimarlık böyle bir şey. Mimarlık diğer tasarım disiplinleriyle de paralellikleri olsa da sonunda yerle, yer kabuğuyla sıkı bir ilişki kuran bir disiplin. Yani yaptığımız şeyin çoğu uzun yıllar. Çoğu zaman bir insan ömründen çok daha fazla. Orada durduğunu tekrar anımsayacağınız bir coğrafya. Çünkü ters yüz edilmiş tuhaf bir ilişki var Kapadokya'da. Yani o mimarlıkların kendi yaptıklarının mimarlık olduğunu bilmeden o coğrafyanın içine kazınmış olması. Muhtemelen insanlarda bu hisleri doğuran şey, açıklayamasalar da bu. Çünkü o öyle bir tektonik ki, öyle bir coğrafya ki, öyle bir kaya ki kolayca açılabiliyor ve içinde yaşamanıza müsaade ediyor ve hala binlerce yıl sonra da orada, oracıkta durabiliyor. Şimdi mesela bu bile, yani bu eksiltilerek yapılmış mimarlık, hatta eksiltilerek yapılmış mimarlığın da bir adım ötesinde, oradan çıkarılan parçalarla tekrar tekrar inşa edilmiş mimarlık, bu pek bildiğimiz mimarlık eğitimin içinde öğrendiğimiz ve onun konvansiyonlarıyla tekrar tekrar açıklayabileceğimiz bir mimarlık olamıyor. Dolayısıyla başka tür düşünme biçimlerini, başka tür araçları kullanmazsanız her defasında çuvallayacağınız, ki bunun da çokça örneğini Kapadokya'da görebiliyorsunuz. Bunun üzerine tekrar tekrar düşünmenizi gerektiriyor. Mesela konulardan, bence kritik konulardan bir tanesi şu. Demin aslında Aslı'nın bahsettiği. Dedik ki bu coğrafyada proje diye bir şey yok. Yaptığınız şey mimarlık zaten. Çünkü mesela bana hep tuhaf gelmiş bir şeydir ama bunu tam açıklayabildiğimi düşünemedim bu ana kadar. Kapadokya'da gerçekten bir proje üretmek, bir tasarım üretmek, mimarlık ofisinde masaya oturup eskiz kağıtlarını açarak yapabileceğiniz bir şey değil. Bir şekilde onunla başka tür bir ilişki kurmanız gerekiyor. Aslında bence işin ilginç tarafı şu, mimarlık çoğu zaman bir mimarlık bürosunda masa üzerinde yapılan bir iş gibi bir iş ya. Yani bu şekilde de öyle görünüyor. Öyle görünüyorun ötesinde mimarlık eğitimi bile bunun üzerine kurulmuş. Yani mimarlık üretimi, İşte bir yerde bir faaliyet var, bir inşaat faaliyeti, o yapılıyor. Sen de aslında onu nasıl yapılacağını tanımlayan bir simülasyonu ondan steril, ondan azade bir ortamda üretiyorsun ve bu bir şekilde onun bir karşılığı oluyor ama değil. Mimarların çoğu zaman o üretilme biçimiyle herhangi bir ilişki kurmaması bana mesela hep çok tuhaf gelmiştir. Yani, bir duvar çiziyorsun, duvarı birisi inşa ediyor ama o eylemle hiçbir bağlantım yok en başından sonuna kadar. Bana mesela bayağı enteresan gelen bir konu. Aslında mesela bir zamanın mimarı aslında onu bir yandan tasarlayan ama tasarlamanın ötesinde onu bizzat uygulatan, onu nasıl bir şeye benzeyeceğiyle ilgili bütün dünyayı da kuran birisiyken bir anda bütün bu disiplinlerin ayrışıp
bütün bu araya farklı farklı birimlerin de girmesi sonucunda senin aslında bunun başında onun simülasyonlarını üreten birine dönüşmüş olman bana mesela biraz üzücü geliyor. Kapadokya'da şöyle bir durumla karşılaşıyorsun buna mukabil. Kapadokya'da bizim yaptığımız iş ya da başka bir iş bizzat alanla, o coğrafyayla gerçek bir temas kuramazsan her defasında kafana bir tokat tekrar yiyorsun. Bununla ilgili galiba bir film de var. İstersen filmi göstersin rejideki arkadaşlar. Evet. Üzerinden belki yorumlarla devam edelim. Ben araya girip dünyevi bir soru sorayım mı? Bu anlatım çok güzel ama bu mimarın kendi masasında veya yerinde bitireceği bir mesele değil. Başka aktörler var. Yani işvereni var, ne bileyim bürokratik süreçleri var ve çoğunlukla da en büyük ne diyelim engel. Yani o sindirerek yerinde araştırma yapıp anlayıp projeyle inşaatı bir yürütebileceğin durumu sağlamanın önünde öyle bir şey var. Ve bildiğim kadarıyla resmi prosedürle yapılan da bir iş. Doğru. Ondan biraz bahsetmek mümkün mü? Yani aslında iyi bir işveren olmadan iyi iş çıkarmak çok kolay değil bir yandan. Türkiye'de onu bulmak tabii her zaman resmi kurumlarla şanslı olamayabilir. Resmi kurumlarla iş yaparken evet bu iki örneği aslında. Yani Argos ve... Bizim çalıştığımız, yani tabii ben bunu çok genel bir çerçevede anlattım ama biraz hani yaptığımız işe doğru odaklanacak olursak aşağı yukarı 70-80 yaşında bir taş ocağından bahsediyoruz. Ben ilk gördüğümde çok harika bir şey olduğunu düşünmüştüm. Sonra Kapadokya'da dolaşmaya başlayınca herhangi bir şey olduğunu kısa süre fark ettim. Yani şöyle bir konuydu, bir tepe. Bunun filmi miydi, görecek miyiz bunu? Yani evet, Kaya'nın bazı şeyleri de var, görselleri de İlk var. İlk filmi alabilirsek rejideki arkadaşlar. Görseller de dönebilir, daha iyi olabilir. Bir söz konusu olan bir aslında bir eski bir taş ocağı. Taş ocağı tepeden eksiltilerek taş alınıyor. Tuhaf bir geometri çıkıyor doğada. Hiç olmayacak bir şey çıkıyor sonuç olarak. Sonra durulmuyor. İçerisinden de bir kısım taşlar alınmaya başlanıyor. Ve dolayısıyla bir ilginç bir hacim oluşuyor. Şimdi görünüyor. Evet, bu şimdi ekranda görmüş olduğunuz böyle değişik açılarda sadece taş alma motivasyonuyla. Yani bir taş ocağı üretme motivasyonuyla oluşmuş bir geometriden bahsediyoruz. Dolayısıyla muhtemelen hiçbir mimar ve tasarımcının yapamayacağı kadar da iyi. İçinde de bir kısım açmalar var ve bize gelen konu şu, bu çok büyük bir boşluğun içerisinde duruyor. Kısmen birinci derecede bir doğal bir sit alanı. Bu bir müzeye dönüşecek. Ama müzeye dönüşürken İşte bu alan ne olacak? Bak bu arada işverenimiz Türkiye Cumhuriyet Kültür Bakanlığı. Değil mi? Aslında sen de pek fena bir süreç geçirmedin. Hani itiraf etmek gerekirse süre açısından mesela. Yani çok senin de çok ciddi katkın oldu ama fena bir tasarım zamanı olmadı. Evet, yani bizim başta öngördüğümüz bir şey değildi ama biz proje yapmamız aşağı yukarı 2 yıl sürdü ve yeni bitti. Projeden bir görseli görüyoruz. Buradaki konu şuydu, baştan itibaren bu tuhaf kayayı korumak. Mümkün olduğu kadar buna müdahale etmeden içindeki gezinti ve ziyaretçi hareketlerini onun kendi labirent dokusu içerisinde çözebilmek. Ki zaten Kapadokya'nın mevzusu bu. Yani bütün bu açmaların plansız, kısmen bazı öngörülerle, böyle günün seyrine göre aslında... Yani Kapadokya'da yeryüzünde gördüğünüz yani yapıların sonuçları da bu aslında. Yani bir mahalle var, işte böyle biraz organik, birisi bir şey yapıyor, birisi... Bunun sadece yer altında açılmış bir versiyonu var burada. O yüzden biraz pek de olmayacak, normalde karşılaşamayacağınız bir şey. Bence ilginç, bana çok ilginç gelen noktalardan bir tanesi sadece burası için değil, Kapadokya'daki bu açılan mekanların normalde bir insanın çoğu zaman, hiçbir zaman içerisinde olamayacağı bir tuhaf bir mekan formasyonu size sunuyor olması. O da nedir? Tamamen birinci elden doğanın ürettiği bir malzemeyle sarılısınız. Yani mesela şu anda biz bu stüdyo ortamında en az 3 prosesten geçmemiş hiçbir malzemeyle temas etmiyoruz. Ama orası öyle değil. Birinci elden bir
bir volkanik hareket sonucunda oluşmuş bir yüzeylere dokunabiliyorsunuz. Mesela bence çok ilginç bir şey. Sadece o geometrinin oluşma şekli, eksiltilme biçiminden ötürü. Mesela bu planı, böyle hani içinde insan sürekli, sürekli kayboluyor. Yani ben işte aşağı yukarı 20'ye yakın kez orada bulundum. Ben hala içinde kayboluyorum. Ama biz biraz kontrollü bir kaybolma hissini oluşturabilecek bir tasarım üretmeye gayret ettik. Temel mevzulardan bir tanesi bu kitle turizmi meselesi. Kapadokya birçok böyle turizmin çok yükselişte olduğu ya da böyle gerçekten pik dönemlerinde artık bunaltıcı noktaya geldiği hallerde bu, biliyorsunuz kitle turizmi bayağı sıkıcı olabiliyor ve bunun mimari yan etkileri, hediyelik eşya dükkanları, otobüsler, bunların duracağı yerler. Mesela bu gerçekten Türkiye'deki herhalde en bütün bu ören yerlerinde, işte Troya'da, Efes'te en kritik mevzulardan bir tanesi. Bizim bu projede yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi onun bütün yan etkilerini bu kendine özgü, incelikli bir estetiği olan bu kayadan mümkün olduğu kadar uzak tutmak ve bunu bu uzak tutma durumuna mukabil bir giriş yapısı tasarlamak. Bu giriş yapısını da coğrafyadan yeniden ürettiğimiz, ufak bir taş ocağından çıkarttığımız taşla yeniden inşa etmek. Yani aslında coğrafyanın malzemesini sadece coğrafyada çok alışılmadık büyüklüklerde tekrar kullanarak yeniden bir mimarlık yapmak, ama o da böyle tam bildiğimiz bir mimarlık değil. Biraz daha yığma sistemlerle konvansiyonel betonarme sistemlerin karışımı bir metotla tekrar inşa etmek ve buradan çıkarttığımız malzemeyi de müzeyi kurgulamak, müzenin sistematiğini oluşturmak, yolunu, bu izini tekrar çizebilmek için. Ne müzesi bu arada? Kapadokya'nın Bölge Arkeoloji Müzesi bu. Yani bütün Kapadokya biliyorsunuz aslında... Amiral gemisi olacak. Bilmiyorum. Umarım olur. Umarım olur. Çok küçük bir müze aslında. Çok büyük bir müze. Aşağı yukarı 2200 metrekarelik bir sergileme alanı var. Arkeoloji müzesi diyorum ama aslında Kapadokya sadece arkeoloji üzerinden değil, bütün bu coğrafyasının oluşumu, bu tektonik hareketler, işte canlılık, prehistorya üzerinden de aslında çok değişik şekillerde okunabilir. Mesela bu müzenin içerisinde bir mamut kürek kemiğinden, işte bir primata, hatta 3 adet primata, işte neredeyse bütünlenebilecek kadar parçaları tam bir gergedana kadar bir koleksiyon. Envanter yani, belli galiba. Envanter büyük oranda belli. Bu projenin içerisindeki araştırmayla beraber yürüdü ve ona göre şekillendi. Sadece bir arkeoloji müzesi diyemeyiz o anlamda. Daha çok Kapadokya'yı bu bütün coğrafyasının oluşma şeklinden çok yakın tarihte popüler kültürde karşılaştığı alternatif durumlara kadar bir noktaya getiren bir anlatı değil. Aslında çok önemli bir eksiği kapatacak. Yani Kapadokya gibi bir yerde, bu kadar ciddi tarihsel katmanları olan bir yerde doğru dürüst bir müze yoktu. Müze diye yapılan, 80'li yıllarda yapılan bina Nevşehir'in içinde mimar olarak hangimiz gitsek içimizi parçalayacak düzeyi olan bir şeydi. Kapadokya hani yer olarak bu kadar öne çıkardığımız bir yerken, bu kadar Kapadokyen bir müzeye ufak ya da büyük sahip olacak olması çok temel bir eksiğin giderilmesi anlamına gelecek aslında. Yani o açıdan ben umutla binanın da çok güzel biteceği ve müzenin açılacağı günü bekliyorum. Yerin ruhuna dokunan bir proje olacak inşallah. İnşallah. Biz onunla ilgili iki film var galiba. Bir video var, onu da şey yapabiliriz aslında, açabiliriz. Videoyu alabilirsek rejideki arkadaşlardan.
Evet, olağanüstü bir mimari dokunuş. Yüreğinize, aklınıza sağlık. Sevgili Aslı, sen ne diyorsun? Sizinkinden daha farklı bir pozisyon var değil mi? Ya bir anlamda farklı. Çünkü aslında Ömerler oyabilecekleri yeni bir iş yaptılar burada. Yani kayanın içini oyabilecekleri, ama o kadar etkilendiler ki o kayanın hali hazırdaki o kaba güzelliğinden, onlarınki de bir tür koruma projesi sayılabilir. Onlar da kıyamadılar o makinalarla kesilmiş irrasyonel yüzeylerin düzlenmesine, şekillendirilmesine, bozulmasına, tasarlanmasına diyeyim tırnak içinde. Dolayısıyla onların projesi de büyük ölçüde aslında daha farklı bir şekilde oyulmuş olan bir kayanın yanına eklemlenmek ve onun içinden çıkan parçaları kullanarak yanına eklemlenmek gibi, benim aslında pek de fazla pratik alanı bulamadığım bir konu. Benim daha çok uğraştığım şey kaç yüz, kaç bin yıldan bu yana orada olduğunu bilmediğim kaya oyma mekanları temizleyip bulup ortaya çıkarıp, onların üzerinde eskiden ne vardı onu anlamaya, öğrenmeye çalışıp, ondan sonra da onun o binanın, mekanın ihtiyaçları doğrultusunda eklerini tasarlamak gibi bir daha bildiğimiz anlamda restorasyon süreçleriyle ilgili. Ama bunu biraz vurgulamak lazım. Kapadokya'da yerin altı yerin üstünden çok eski ve çok değerli. Çünkü yerin üstü taş çatlasın 18. 17. yüzyıldan sonra yapılanmış binalardan bahsettiğimiz bir durumken, yerin altının yani Hititlere kadar gittiğini biliyoruz ve kim ne zaman ilk kazmaya başladı bilmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla mimarlığın onun teşhisinde çok önemli bir rolü var. O mekanın kronolojisini oluşturmak için sizin o mekanları öncelikle korumalarını sağlayıp, ondan sonra da üç aşağı beş yukarı tarihlerini anlamaya çalışmanız ve değerini anlatmaya çalışmanız gerekiyor. Ben yine çok şanslıyım. Hani Argos gibi çok düzgün bir iş sahibi olan, bu durumun ne demek olduğunu, ne kadar önemli olduğunu anlayan, dolayısıyla korumayı da adabıyla yaparak bir otel oluşturan bir yere çalışıyorum. Ama Kapadokya'nın birçok yerinde restorasyon adı altında yeraltı yok ediliyor. Yani 16 metrekarelik bir ahır mekanını beğenmiyor mesela yatırımcı. Çoğu kez yatırımcı kendi yapıyor uygulamasını. Turist 35 metrekarelik bir kayayı daha çok sever kullanmayı deyip o özgün ahır mekanını bozup başka bir şeye dönüştürüyor. Dönüştürdüğü başka şeyin niteliği çok tartışılır bir tarafta, ama daha önemlisi o yer altındaki diğer dokuyla entegre bir parçayı yok etmek anlamına geliyor ve bu nedenle Kapadokya'nın birçok köyünde yer altı maalesef çok değişmiş vaziyette. Tahmin edersiniz denetlenmesi de çok zor bir durum bu. Yani yerin üstünü denetlemek daha kolay da yerin altında ne olup bittiğini denetlemek için gerçekten çok bilinçli ve esaslı bir denetim mekanizması oluşturmanız gerekiyor. Dolayısıyla yerin altı ile ilgili mesela diyelim işte sosyologlar, tarihçiler, mimarlar, kimse bir araştırma yapacaklarsa eğer, bugüne dek orada alınabilmiş iyi kötü röleveleri yan yana getirip onlara bakmaktan başka bir çareleri yok yeraltı dokusunu anlayabilmek için. Pek çoğu yok oldu. Ve hani oradaki yatırımcıya, girişimciye yeri oymanın bir özgürlük olmadığını ve daha çok para kazandırmadığını, aslında yer altını doğru dürüst korurlarsa ve gerçek hikayeyi anlatmayı başarırlarsa, senaryoyu bunun üzerine kurarlarsa, hem daha iyi para kazanacaklarını hem de gerçekten değerli bir iş yapacaklarını anlatabilen bir sistemimizin olması gerekiyor. Bir arada küçük bir soru sorabilir miyim? Oranın halkı içinde bu soru geçerli mi? Yoksa dışarıdan gelen yatırımcı mı bu şeyde? Hayır, tabii ki halkı için. Herkes daha fazla. Tabii, hatta şöyle bakıyorlar, bizim babalarımız, dedelerimiz oymuşlar, biz niye oymayalım diye bakıyorlar. Yani bunun bir farkındalık olarak anlatılması gerekiyor insanlar. Hakikaten de oymuşlar. Yani dedesi, evet, işte senin deden ahır küçük gelmiş, bir parça daha oymuş ona bundan 60 yıl önce. O da o ahırın içine inek getirip götürmüş. Şimdi o tercih olmuş. O bir hak olarak ve bir sürdürülebilirlik olarak görüyor aslında bunu. Ama bunu nasıl yapacağı, yani belki bir yere kadar ola da bilir bu. Belki zaman içinde. Tabii, bir de o oraya hiç girmeyelim. Yani bizdeki mülkiyet durumuyla Kapadokya'nın, evet, mülkiyeti de çok farklı. Yani o çok ayrı bir sorun. Hani
eski bir dokunun içine yeni bir oyma yapmak bir problem. İçinde hiçbir doku olmayan bir yere yepyeni bir oyma yapmak çok heyecan verici ve bence mimarlığın konusu olması gereken bir problem. Bu çok az konuşuluyor. Yani şimdi okullar çok sık geliyorlar, gidiyorlar ve şey yapıyorlar, hani bu konuya ilgi gösteriyorlar ama gerçekten insanların kullanımı için yapılmış bir yeraltı mekanı bir iki tane. Yani bir gece kulüpleri var böyle dağların içine oyulmuş, ilginç, ama onlar da prototip oldular. Bir de genellikle hani patates sarayı diye dalga geçerler orada. Patates depolarının bir soğuk hava depolarını bir yeraltı toplanma mekanına dönüştüren bir müze var. Bir özel müze diyelim. Hı. Sergi alanı, toplanma mekanı. Bir tane Avanos'ta Güray Müze. Yani en öncü işlerden biri o oldu şimdiye kadar. Dolayısıyla Ömerlerin inşallah hayata geçirecekleri bu müze gerçekten hani tırnak içinde mimariliğiyle kazandırılmış ilk mekanlardan biri olacak Kapadokya. Vaktimiz var mı? Bir şey sormak istiyorum. Aslında bu fikren çok güçlü ama fiilen de o kadar güç bir iş gibi görünüyor. Çünkü yaptığınız işte bir müze. Yani mekanın kurgusundan ortam koşullarına kadar bir dolu özel, değil mi, durum gerekiyor. Evet. O açıdan biraz açar mısın? Yani herhangi bir mekanı sokmakla müze mekanını ışığıyla, ortamıyla, ortam koşullarıyla. Yani şöyle bir durum var. Tabii ki yeni bir müze yapısı yapmakla biz şu anda inşaatı devam eden bir Troya Müzesi. Mesela o bambaşka bir durum. Yarışmayla kazandığımız bir projeydi. Buradaki durum çok farklı. Yani buna bir kere o yani yeri anlamak, coğrafyayı anlamanın içinde bu da var. Yani ilk gittiğinizde anladığınız, gördüğünüzle 20. kere gidip 2. yılın sonunda gittiğiniz, gördüğünüz belki daha fazla zaman olsa keşke. 5 yılda yapsanız böyle bir şeyi. Bunu yapacak olma haliniz arasında çok büyük bir fark var. Dolayısıyla şöyle bakamazsınız. Yani oraya otel yapmak da normal şehirde yeni bir yapının içine bir otel odası yapmak gibi değil ya. Dolayısıyla oraya müze yapmak da normal bir müze yapmak gibi değil. Biraz hafiften camları tozlayacak. Efendime söyleyeyim, biraz işte nem problemi olacak. Kesinlikle. Başka tür bir ilişki. Yani bunlarla mücadele etmenin çok da fazla bir noktadan sonra anlamı yok. Evet, ama bu özellikle Kültür Turizm Bakanlığı ile sürekli konuşulmuş bir konu. Ama bence esas ilginç olan şey şu. Benim en üzerine basarak öğrendiğim bir şey varsa burada, böyle hayatın kendi akışı içinde hiç tasarlanmamış bazı durumların nasıl tasarlanmış durumların çok çok üzerinde olabileceğine dair inanılmaz güçlü bir örnek. Dolayısıyla mimarların ne zaman, nerede durmaları gerektiğiyle de ilgili çok önemli ipuçları veriyor. Mimarların egosunu ve kibirinden arınmak için aslında hepimizin galiba Kapadokya'yı bir ziyarete ve orada iş yapmaya gelmesi gerekiyor. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Süremiz maalesef doldu. Daha aslında soracak, konuşacak çok şey var. Bir program daha çıkar bence. Bezirhane'de buluşalım. Bezirhane sohbetlerinden birinde daha buluşalım. Kapadokya'da yerinde kayıt yapalım. Kültürel sürdürülebilirlik, doğanın sürdürülebilirliği adına ve hani tarihte aslında küçücük bir noktayız. Anadolu'nun, değil mi, kültürler beşiği olmasının en olağanüstü platformlarından biri. Evet. Merakla bitişlerini bekliyoruz projenin ve devamını bekliyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz davet için. Biz teşekkür ederiz. Çok küçük bir